Müşteri İlişkileri Yönetimi Excel programının son sayfasındayız. Bu sayfada ise satışlarım sayfası burası. Satışlarınızı kaydedebileceğiniz bir sayfa. Bu sayfa tabii birçok işletme için en önemli sayfalardan bir tanesi. Burayı oldukça basit tutmaya çalıştık. Burada yine sağ üstte menümüz var. Yukarıda arama çubuğumuz var. Burada da formumuz var. Yine iki tane seçtiğimiz veriyi silme ve güncelleme olarak iki tane butonumuz var. Burada tarih verimiz otomatik olarak atanıyor. Bugünün tarihi atanıyor. Bir tane şimdi burada da satış personelimizi seçeceğiz. Satış personelimiz buraya otomatik olarak geliyor. Ahmet Yılmaz'ı seçelim. Sizle beraber oluşturduğumuz. Buraya da Ahmet Yılmaz'ın müşterileri geliyor. Ahmet Yılmaz'ın hiç müşterisi olmadığı için o yüzden hiç gelmedi. Biz Ahmet Yılmaz yerine Zeynep Alabaş'a seçelim. Zeynep Alabaş'ın bir tane müşterisi var. Ahmet. Bunu seçtik. Salih'i seçseydik, Salih'in müşterileri gelecekti buraya. Furkan'ı seçtik. Furkan'a biz bir satış yapmak istiyoruz. Ürün isimleri ise yine belirlediğimiz ürünlerden bir tanesini Ahmet'e satış yapalım. Burada da o üründen kaç adet satış yapacağımızı giriyoruz. 2 adet biz iPhone satalım Furkan'a. Bunu kaydettiğimiz zaman satış başarılı bir şekilde eklenmiştir. Notifikasyonu çıkıyor karşımıza. Bildirimi çıkıyor. Burada da bizim satış verimiz eklendi. Buraya birkaç satış yapalım. Bugünün tarihini ekleyelim yine. Bu sefer Zeynep bir satış yapsın. Kendi müşterisi olan Ahmet'e satış yapsın. Bir koltuk satsın. 2 adet koltuk satsın. Kaydedelim. Yine bugün tarihini girelim. Salih'e bir giriş yapalım. Mehmet'e satış yapsın bu sefer. Fiber kablo satışı yapsın. 35 adet satsın. Ve satış verisi yine buraya eklenmiş oldu. Buraya kısaca hangi gün satış yaptığı, hangi ürünü satış yaptığı, bu ürünün bilgileri, hangi kategoride bu ürünümüz ve ürünün seri numarası nedir? Bu bilgiler yansıyor. Satış bilgisi olarak da kaç adet satılmış, satış fiyatı ve bunun x çarpımı olan toplam satış fiyatı nedir? Bu yansıyor. Burada da satış personeli kim, müşteri kim? İkisinin bilgisi yer alıyor. Burada yine diyelim ki biz bu bilgiyi güncellemek istiyoruz. Update'e bastığım zaman, güncelleye bastığım zaman forma yansıyor bu bilgiler. Bu bilgilerin hangisini değiştirmek istiyorsak burada değiştirebiliriz. Fiber satışı yapmayalım da optik satışı yapalım. 35 değil de 20 adet satış yapalım. Yine kaydettiğimiz zaman bu veri değişiyor. Değişmiş oldu. Fiber yerine optik satış yaptık. 35 adet yerine 20 adet satış yaptık. Yine Mehmet'e yaptık. Satış sayfası yine bu şekilde. Arama çubuğunu yine size test edelim. Koltuğu arayalım. Sadece koltuk boyanıyor. Yine burada aratmak istediğiniz kelimeleri istediğiniz kelimeyi aratabiliyorsunuz.